Analitik düzlemde 1K noktasının 5x8x12 artı 1 eşittir 0 doğrusuna uzaklığı 2,1 olduğuna göre K'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Noktanın doğru yön uzaklık formülünü 2 eşitleyip mutlak değerden 2 tane K bulacağız, onları toplayacağız. Noktanın doğru yön uzaklık formülü neydi? AX1 artı BY1 artı C'nin mutlak değeri bölü karekök A kare artı B kareydi. Yani aşağıda bir şey görmez. Bunun kaç olduğunu söylüyor? 2 olduğunu söylüyor. Uygulayalım. Yani gideceğiz 1'i bir x yerine yazacağız. K'yı da y yerine yazacağız. Mutlağını alacağız 1'i ekleyip. Sonra da 5 kare artı eksi 12 karenin karekökü. Yani 13 yapacağız. Yapalım. 5 kere 1 5. Eksi y yerine k yazınca eksi 12 k artı 1'in mutlak değeri bölü 5 kare artı eksi 12'nin karesinin karekökü, yani 5'e 12, 13'ten 13 çıkacaktır dik üçgende. Yukarısı bunun sonucunu ne yapalım? 6 eksi 12 k'nın mutlağı bölü 13 neye eşitmiş? 2,1'miş. Buradan 6 eksi 12 k'nın mutlak değeri 2 kere 13'ten 26 bulunur. Şimdi pratik kuralımız var aslında burada. Yani şöyle yapabiliriz tabii ki. İşte içerisi 6 eksi 12 k ya 26'dır. 26'nın mutlak değeri 26 eder çünkü. Ya da 6 eksi 12 k'nın mutlak değeri 26 ise bu içerisi eksi 26 da olabilir. Buradan k'ları bulabiliriz. İşte birinci k. 12 k'yı bu tarafa atalım. 26'dan 6 eksi 26 eksi 20 yapar. Eksi 20 eşittir 12 k. 12'ye bölersem eksi 20 bölü 12 çıkacaktır. Peki öbür k ne olur? K 2. Bunu bu tarafa, bunu bu taraftan 26 32 bölü 12 de bulacaktır. Bunları topladığımız zaman payda eşit 32'den 20 çıktı. 12 bölü 12'den 1 çıkacaktır. K1 artı K2. Ama bunları yapmanın hiç gereği yok. Kökler toplamı, K'lar toplamı, yani K1 artı K2 sağ taraftan bağımsızdır. Yani 26 burada ne olduğu önemli değil. Bunun kökünün 2 katı çıkacaktır. 6 eksi 12 K'nın kökü nedir? 0 eşitlersem. K buradan ne çıkar? 1 bölü 2 çıkar. O zaman kökler toplamı burada bulduğum sayının 2 katı, yani 2 çarpı 1 bölü 2'den hemen 1 diyebilirim. Yani bu uzun işlemleri yapmak zorunda değilim. Doğru seçenek o zaman A seçeneğidir.